Tekrar tekrar niye konuşuyoruz bunları? Yaşar'ı bulduğumuz yeryüzünden. Şimdi sakin ol. Düşünmeden hareket etmememiz lazım. Eğer konsorsiyumu çökertmek istiyorsan... çelik gibi sinirlerin olması gerekiyor. Akıllı hareket etmen lazım. Birilerinin de bunun hesabını sorması lazım. Ali Rıza. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Operasyonun devam edip etmemesi Ali Rıza'ya bağlı. Toparlan. Seninle konuşmaya geliyorum. Söz vermiştin. Canımı bağışlayacaktın. Bana da bir söz vermişti. Bize sıktığın kurşunun hesabını birlikte görecektik. Yaşar dönünce sorulacak başka hesaplar var. Ben sözümün arkasındayım. Öğrenmek istediğim... senin arkanda kimlerin oldu? Ferit.
Ne oluyor Ferit? Ne oldu? Kabadayılık hoşuna mı gitmeye başladı? Ne oldu? Ha? Yeni tanıdıklarım mı girdi araya? Ne oldu? Ali Rıza. Racon mu geçtiler? Ferit yapma. Kamparası da aldın mı? Sen ne çabuk unuttun diye. Hanım lan! Ne Ferit. Çabuk unuttun? Ferit! Ne çabuk unuttun? Bırak! Kendine gel. Bırak kapıyı! Ferit! Bırak lan! Her şeyin yerinin intikamını almak için! Her şeyin yerinin intikamını almak için! Dinle! Kabadayılıkta raconla. Davayı geri çekmekte. Hepsi onun için. Bari sen bana inan. Sen bana güven bari. Sen de inanmazsan ben ayakta duramam. Yıkılırım Ferit. Madem her şeyin yanında intikamı için. O zaman her ne yapıyorsan benimle birlikte yapacaksın. Tamam mı? Ne oldu abi? Hayırdır? Vallahi Ali Rıza toplu herkesi bir şey konuşacağız dedi. Allah Allah. Akşamki mevzuyla ilgili mi abi? Ağa geldi, kendisi anlatır. İyi misin amca? İyiyim abi, çok şükür. Hı? İyiyim. Gelin komşanım. Gel bakalım nasılsın. Yaşar mevzu ne oldu aslanım? O mevzu kapandı abi. Haşmet Ali'yle birlikte kapattık. Benim konuşacaklarım başka. Vallahi sen mevzudan mevzuya o kadar hızlı geçiyorsun ki. Yetişemiyoruz, başımız döndü artık. Bu sefer mevzuyu açan Haşmet Ağa. Benim bu yola niye girdiğimi, hedefimi biliyorsunuz. Haşmet Ağa bana bu yolda yoldaşlık teklif etti. Ben de kabul ettim. Nasıl ya? Bundan sonra Haşmet Gülkan'ın adamları mıyız biz? Anlamadım yani. Dur be oğlum, dur be adam lafını bitirsin, dur be. Bu girdiğim yol, her türlü kalleşliğin, adaletsizliğin, menfaat için gözünü kırpmadan adam satmanın kol gezdiği bir yol. Bugüne kadar beni yalnız bırakmadınız, arkamda durdunuz. Ama bu yol başka. Benimle beraber olun diye kimseye teklif etmem. Benimle olanın başımın üzerinde yeri var. Olmayana da asla gönül koymam. Madem ki bu yolda her türlü adam satma var, senin yanında seni satmayacak adamların olması lazım. Aslan, sen bu aleme nizam getireceksen, buna karar verdiysen, kararsanın senin yanında olmama gibi bir ihtimal yok. Ben tövbemi bozdum bir kere. Eyvallah. Bundan sonra anca beraber, kanca beraber. Canız, kanız Baliriz abi. Eyvallah. Eyvallah. Efendim. Geliyorum. Abi benim çıkmam lazım. Eyvallah. Eyvallah abi. Eyvallah sana. Selametle. Yalnız böyle olmaz Ramşu. Üstüne başına böyle bir çeki düzen vermen lazım ya. Oğlum bu göbek ne? Bu göbeği yeri. Sana güzel bir siyah takım. Siyah değil, gri gri yakışır sana. Gel. Füsun Hanım. Efendim. Size gelmiş. Kimden? Murat Ersoy'dan. Sanırım özür dilemek için yollamış. Dün akşam yarım kalan sohbetimizi tamamlama şansı verirsen beni çok mutlu edersin. Murat. Nihan Altay'ın davasından çekildiğimizi belirten dilekçeyi hazırladım. İmzalarsanız mahkemeye göndereyim.
Sen Burak'ın sevkiyatını baltalayınca bunların tekerine çomak sokmuş oldun. Orta Doğu'ya silah işi yaptıkları bir tüccar var. Adı Salman. Anladığım kadarıyla başka bir tedarikçi aramaya başlamış. Konsorsiyumun güvenini kazanman için bizim bu meseleyi halletmemiz lazım. Nasıl çözeceğiz? Adamı kaldırarak mı? Adamı kaldırmayacağız. Tedarikçiyi indireceğiz. Salman konsorsiyumun en büyük müşterilerinden biri. Eğer ona dokunursak bir daha bizimle iş yapmaz. Ama iş yapma niyetinde olduklarını öğrenir, bitirirsek o zaman bize mecbur kalır. Adam birazdan buraya gelecek. Senin onu takip edebilmen için toplantıya çağırdım. Buradan çıkar çıkmaz peşine düşeceksin. Adım adım takip edeceksin. Kiminle görüşüyor, kiminle temas ediyor öğrenirsen kiminle ne iş yapacağını öğrenmiş olursun. Yalnız bunlar çok dikkatli olurlar. Kendilerini kolay takip ettirmezler. Bunun için bir şey düşünmen lazım. O kolay. Tamam. Ağam, Salman geliyor. Hadi. Buz benim ceket. Maşallah. Haşmet ağa, emekli olmana şimdi... Doğru geliyorsunuz. Ne oluyor lan? Bizi mi takip ediyor lan şu araç? Bak bakayım lan. Evet, yerinden ayrılma. Oraya gelince araç değiştireceğim. Anlaşıldı, tamam. Fark edildi galiba. Heh, yok. Bizi takip etmiyormuş lan. Peşimizde galiba. Modeli farklı, başka taksi. Ben kontrol ediyorum. Ali Rıza, bunlar nereye gidiyorlar? Merkezden iyice uzaklaştılar. Şehir dışında mı buluşacaklar acaba? Olabilir Ferit. Hasan abi, siz geriden takibe devam ediyorsunuz değil mi? Biz açığa çıkarsak sizin de evranmanız gerekecek. Takipteyiz aslanım. Sıkıntı yok. Beni mi özledin? Salman ağam. Seni özlemeyen de ne bileyim. Hı? Seni özleyen çok ağam. Haber vereyim dedim. Ne istiyorsun Burak? Şimdi seninle uğraşamam. Dostunu düşmanını tanımanı istiyorum ağam. O yüzden sana bir fotoğraf gönderdim. O fotoğrafa bir bak.
Şimdi bir de arkana bak. Taksinin biri seni takip ediyor, değil mi? İşte o taksinin içindeki adam sana gönderdiğim fotoğraftaki adam. Adı Ali Rıza Altay. Haşmet Gürkan'ın sağ kolu. Haşmet ağa beni niye takip ettirsin ki? Vallahi ne bileyim ağa. Artık sen bir alır, sorgularsın takip edeni. Ben dostluğumu yaptım ağam. Gerisi sende. Pas geç Hurdalı. Devam edelim. Arkadakileri de söyle, peşindeki taksiden kurtulsun. Takip ediliyoruz. Abi biz açığa çıktık. Siz Hurdalığa girmeyin. Devam edin. İnan aşağıya. Aslanım, siz aşağı çıkınca buluşmaktan vazgeçip otele döndüler. Belki adamı buraya çağıracaklar. Sanmam. Girip çıkmaları gözleyeceğimizi bilirler. Biz yine gözümüzü dört açalım abi. Gelene gidene dikkat edelim. Salman çıkınca da hemen takip ederiz. Eyvallah.